eşkıya belgeleri ol ve gümrükleri. Çolak Manol Eşkıyası 1876. Bölge Bursa, İznik, Yalova, İnegöl, Bilecik, Hersek. Bursa ilinin doğu merkezi Kibir, başlangıç noktası Ketsel köyü merkez olup, Olukpınarı mevkiinde araları 500 adım mesafede merkez işaret olarak kaya üzerinde bir daire çizilmiştir. Bursa ilinin doğusundaki Göksu Deresi üzerindeki köprüyü geçince, Eski Bağdat yolu bu köprü üzerinden geçer. Yoldan 100 adım yukarıda iki öküz kafası taş üzerinde Papaz Andrev Değirmeni'nin üstünde yine doğuya doğru gidildiğinde iki dereden sonra gelen üçüncü dereyi geçince Cumalı Kızık Köyü'nü görürüz. Buradan Uluboğaz'ın içinde yontma kayadan Kapı Kaya vardır. Yontulmuş olan yerde bir kılıç resmi normal büyüklüğünde yapılmıştır. Kapıkaya'dan devam edersek, karşımıza gelen kayalıkta göz gibi delikler vardır. 7 basamakla çıkılan bu deliklere girildiğinde içerisi genişler, ağzı kemer şeklinde olup, içerisinde 32 adet taştan koltuk vardır. Bu mağaranın adı Göz Mağarası olarak anılır. İnegöl, Domaniç, Hani Dağı'ndaki tepede eski Bizans Sarayı var, buradan Yeşil Dağ geçidir. Buradan Gemliğe 5 saat, Armutlu'ya 3 saat, Kocadaya köyüne 4,5 saatte Hayriye köyüne girilir. Buradan Manol'ün değirmeni ana kayadan oymadır. Karanlıkdere değirmenin sağ duvarında bir el resmi, bir ayak resmi ve yarım bir adam resmi yapılmış olur. Bu adam resminin önünde bir siyah taş ve taşın üzerinde bir istavroz vardır. Bu taşın altında bir miktar meblağ konulmuştur. Yalova üstünde üç kuyular mevki, iki sarnıç taştan çevrilmiş, orası anlı set duvar yapılmış. Yerli kayada üç basamak, sarnıcın doğu kısmına kalır basamaklar altı doludur. İznik, Derment, Pamucak kan yeri İznik Pamucak'ın batı kıblesinden Horatepe üzeri çevrili bir duvarla tarafında ana kayada bir oturak yapılmıştır. Bu oturak üzerine oturulduğu zaman denize doğru dönüp tam karşımıza gelen Malkaya arkamızda kalan Bey Pınarı yani Ayran Pınarı'dır. Bu pınardan 1 saat 5 dakika kıbleye 40 at bağlanan mağaramız buradan 2,5 saat mesafede Karatepe'ye Karatepe Maltepe ile karşı karşıyadır. Maltepe üzerinde tarihi karakol Cenevizlerden kalmadır. Buradan batıya 22 dakika mesafede Baklaya vardır. Malkaya'nın göl tarafında iki göz delik vardır. Bu gözlerin baktığı yönde 3 basamakla girilen bir mağara olup, içine girerken yukarıdan akan su nedeniyle kolumuzun birini ıslanır diğeri ıslanmaz vaziyettedir. Buradaki mağaraların birisi görünür diğer ikisi ise su içinde kalır görünmezler. Buradan içeri girildiğinde fırın mağarasına ve 25 itriyat arabasının olduğu mağaraya girilir. Boyalı Çin'i, Boyalıca ve şelalelerin 6 kulaç mesafeden çıktığı bir mağaradır. Tarihi Çınar İznik'in doğusunda buradaki mağaraya girerken omuzumuzla kapısını iter ve çıkarken de çekeriz. Bu mağara içerisinde hazinelerimizi saklamakta kullandığımız taş ustalarının cesetleri vardır. Bunlardan birisinin kellesi ise masada tabaktadır. Bu mağara içinde demir kapılar vardır. İkinci değirmenin aşağısında derenin solunda topal ayı ayağı 23 adım ileride derenin karşı tarafında olup yarık kaya bu kayanın üzerinde 7 civcivli tavuk karşısında kartal uçar vaziyette ve altında iki kılıç çatılı bir vaziyette karşısındaki değirmen arkının üzerinde küçük mağara içinde bir çift öküzü bir çocuğu yedeğinde çeker vaziyettedir. Mal öküzler arkasında tek oda mağara içindedir. Harami Dere, Şeytan Dere ile birleştiği yerde buradan 55 dakika mesafede Harami Dere'nin
Şeytandere ile birleştiği yerde Uzun Ali Bey'in değirmeni üç tarafı kayadan kesme olarak yapılmış. Buraya 5 basamak ile çıkılır. 2 basamak ile içine girilen oluk başında bir sofra kayat kara taştan yapılmış olup, bir çatal, bir kaşık, bir parça ekmek, bir Çerkes kaması, 21 halka zincir olan çakı resmi yapılmıştır. Kayanın altında bir miktar meblağ gömülmüş olup, gümüş altın karışıktır. Karşı yönde devam edersek, sol tarafta Topal Ayı'nın kayada resmini görürüz. Bunu takiben, bir avcı ve karaca bulunan 20 adım ileride bir bölgede, olmayan bir taş üzerinde 6 yavrulu bir domuz, domuz yavrularını emzirir haldedir. Burayı kırar isek, içi doludur. Değirmene suyun vurduğu yerde bir istavroz vardır. 90 okkalık kantar. Yine merkez noktamız, Hersek Boğazı'nda Mario Köyü 8 hanelik olup, Tahtalı Köyü karşısında kıbleden çıkan su olup Kazanderenin üzerindedir. Kışın akar, yazın kurur vaziyettedir. Suyun çıktığı yerde 90 okkalık kantar, yanındaki su kaynak derenin toplandığı kaynaktır. Burada harman yeri gibi bir düzlük mevcut olup, Hersek'in karşısında Acı Su Deresi'nin sağında Karatepe, bu tepede dört köşe delikli tekne doğu ucu kırıktır. 18 adım doğu kıblesi mağara mevcut olup, 8 basamak ile içine inilir. Sol tarafta tekkelik yatak mağarası, kızlı mağara yüksekte olup koltuk taşı vardır. Koltuk taşına oturulduğu zaman karşımıza sağ omuz yönünde Abliyont Miryan Manastırı görülür. Başka bina yoktur. Mağara zirvede olup mağara içerisinde 2 kişi yatacak kadar yer vardır. Mağaranın karşısında bakraçlı kız resmi kabartma olarak yapılmıştır. Kızlı Mağara'dan 3 saat doğuda Akdere Gemici Deresi ile Şelale Dere'den 3 saat kıble yönündeki değirmene çıkılır. Başka hiçbir yerden bu değirmene ulaşmaya imkan yoktur. Buradaki mağara içinde bir fayton resmi yapılmış olup faytona 2 at konulmuştur. Arkadaki atın sol ayağı kırık. Faytonun karşısında gergef işleyen kızlar, bu kayanın da karşısında ayı oynar vaziyette acı def çalar, çubuğu ensesinde sokulu vaziyette, arkasında da devamında bir kara tavşan, bir kirpi, bir karaca, 2 güvercin, güvercinlerden birisi su yalağından su içer, biri içmiş başını kaldırmış bir çerçeve içinde Pop Martin ve adamları resmedilmiştir. Burada 10 dakika aşağı doğru aynı derenin sağında yeri ve buradaki 2 kapılı mağara mevcuttur. Mağara olabilecek yere dikkat edilirse bu 2 mağarayı buluruz. Bu mağaraların 5 dakika sol tarafında mağara içinde tek gemi resmi vardır. Bu mağaraların olduğu tepenin arka tarafı vakıf, beldeyi güney yönünde Sultan Baba, Şam Baba türbelerine müteakip geldiğimiz Öküz, İni Deresi mevkiinde 3 tepeler ve 3 kaynaklar, ortadaki tepenin önünde Bağdat yolu geçer. Burada üstünde kül yığını olan tepedeki su kaynağında dereye doğru 40 adım mesafede Topal Ayı, ayının baktığı yerde derenin karşı tarafında ayağına bakar vaziyette, ayağının olduğu yere bakılırsa sol tarafta zemine çok yakın mağara ağzı görülür. Ayının 10 adım ilerisinde 2 balık ters tarafa bakarlar. Ahı Dağı, Avdan Dağı üzerinde 80 rakamı yazılı olan balığın baktığı tarafta bir koltuk taşı bulunan 40 adım altında bir kurt başı büyük taş da görülmektedir. Yapılmış olup kapalı değirmene bakar, değirmenin üzerine büyük bir kaya düşürülmüştür. Evet arkadaşlar, Çolak Manol'den de bahsetmeye başladık. Bakın bilgiler ne kadar güzel. Şimdi Çolak Manol'ün ben şahsı adına haricen büyük bir program yapmayı düşünüyorum. Büyük bir eşkıyadır. Yalova bölgelerinde, hatta Kılıçköy'ünde de babasının olduğunu ve kaldığını biliyorum. Hatta Volçan'ı bile, diğer Volçanlardan bahsedeyim, birçok kişiyi de getirip buralarda ağırladığıyla alakalı bilgiler var.
Yalova bölgesinde bilindiği üzere eskiden arkadaşlar, çok eskiden dünyanın çok büyük sayılabilecek, hatta en büyükleri ligine girebilecek kumarhaneler vardı o yıllarda, o tarihlerde. Tabii bu kumarhaneler arkadaşlar, Las Vegas'ı, yani dünyanın Las Vegas'ı olarak adlandırdığımız yerler nasılsa, Yalova Termal bölgesinin zenginleri meşhurdu, kumarhaneleri meşhurdu. Buralarda o yüzden eşkıyaların olması, varlık sürdürmeleri de dolayısıyla muteberdi. Kral yollarının bu bölgeden geçiyor olması, Hersek İznik bölgesi, yani İstanbul'un ana can damarlarından bir taraf, bir yön olduğu için de kervan yollarının buralardan geçtiği için de arkadaşlar, yüzyıllar boyu eşkıyaların, de eski Yunan döneminden başlayalım, bugüne kadar Pagan döneminden başlayalım, yani İstanbul'un kurulmuş olduğu tarihlerden başlayalım arkadaşlar, bu dönemlere kadar bu yol güzergahı çok önemli eşkıyalar için. Çünkü neticede devasa bir şehri besleyen kervan yollarından bahsediyoruz. Ve dahi yapmış olduğu işaretleri de anlatıyor. Topalayı soluna alacaksın, devam edeceksin. İşte 6 yavrulu bir domuz göreceksin. Domuzun kayanın içerisine malzeme koyduk. İşte bir tane değirmenimiz var. Uzun Ali değirmenine geldiğin zaman bir kayanın üzerine yapılmış göreceksin. İşte orası bizim merkez noktamızdır. Bir tane halka çizdik. Bursa Kestel tarafından başladık. Burayı başlangıç noktası belirledik ve bu tarafa, doğusuna doğru ilerledik. Bu halka bizim başlangıç noktamızdır. Bakın ne kadar önemli bilgilere sahip oluyoruz. Şimdi fazla uzatmadan arkadaşlar, ben bu Çolak Manol'ün kendine ait olan yapmış olduğu işaret sistemlerini daha sonra sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama görmüş olduğunuz gibi ne diyordu? Daha evvelden bizim anlattığımız gibi, bakın hep söylüyorum. Arkadaşlar bizim analizlerimiz var. Bakın sizlerden gelen işaretçi sistemlerini tıpkı bu anlatımlarda olduğu, mantıkta olduğu gibi anlatmaya çalışıyoruz bilginiz dahilinde. Analizleri izleyin. Yani gelmiş olan işaretçi sistemlerini izleyiniz. Bakın orada diyor ki bir tane taş vardı. Taşın doğu tarafında bir kırık vardı. El yapısıyla kerpetenle kırarlar onu. İşte o istikamete doğru gittiğinde o bile işarettir. Bunu defalarca anlattık. Kesme taşlardan ve sağ solu kırılmış olan taşların kırık olan tarafı istikamete gidileceği ve haricen yapılmış olan önemli işaret sistemlerinden biri olduğunu videolarda da çözerek de anlattık. Dere videom var. Bakın orada izleyin. Kırık bir taştan yol aldık. Geldik ve iki tane annesi ve yavru tayın ayağıyla karşılaştık. Bir tane de küp resmi yapmıştım. Malı hala orada duruyor. Ve üstünde Ceneviz Kalesi var arkadaşlar. Bizim o dere videosundaki üst tarafı Ceneviz Kalesi'dir. Biz bunu da anlattık. Oraların izlendiğiyle alakalı bilgiler verdik. Bakın bu bölgede kaç tane Ceneviz Kalesi var? Yalova'yı anlatıyor. İznik bölgesinde anlatıyor. Kaç tane olabilir? Adam zaten kendisi bu bölgelerde yaşamış, bu köylerde kalmış. Babasının yaşamış olduğu yerleri az çok biliyoruz. Ailesinin kalmış olduğu yerleri az çok biliyoruz. Kendisiyle alakalı bizi çok geniş çaplı bir video hazırlayacağız. Kendi şahsiyetiyle alakalı otobiyografisini anlatacağız. Yaşantısını anlatacağız. Anlatmaya çalışacağız en azından. Çok da güzel anlatımları var. Biz bunları daha geniş spektrumlu sizlere daha sonra anlatmaya çalışacağımız için şimdilik kısa keselim. İşaretçilerin Çolak Manol ile alakalı 3 tane 4 tane video yapacağız inşallah. Sizleri çok seviyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.